ya da en azından mesut bir saatte güzelce temiz bir kağıt üzerine yazarak yanında bulundurmakla kendini fani dünyanın akla hayale gelmeyen bir türlü fitne fesat eberlerine karşı kale içerisine alınmış olursun. Bu ayetler inanan her insan için bir zırhtır. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi 51. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Anlamı, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hud suresi 6. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardi illa ala Allahi rizquha ve ya'lemu mustaqarraha ve mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de öldükten sonra emaneten kullanacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Hud suresi 56. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbukum ma min dabbatin illa huve ahizun min nasiyyatiha inne rabbi ala sirati müstakim. Allahu ekber. Burada da Bismillahirrahmanirrahim. İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru biliyor üzerinedir. Ankebut suresi 60. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke eyyim min dabbetin le tehmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huve semi'u alim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke eyyim min dabbetin le tehmilu رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Burada da anlamı nice canlı var ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Fatır suresi. Bismillahirrahmanirrahim. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Buradaki anlamı da Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlaka güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Zümer suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la in sa'altahum men halaqas semawati vel arda le yekulunnallaha kul feraytum ma tedda'un. مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ الله أكبر Burada da andolsun eğer bu ayet-i kerimede de andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. De ki peki söyleyin bakalım Allah'ı bırakıp da ibadetleriniz var ya eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse onlar Allah'ın dokunduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. Sadakallahu lezim. Evet arkadaşlar okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in 7 ayeti vardı. İçinden tabii seçme ayetler bunlar arkadaşlar. Bunlar inşallah Rabbimin izniyle bunları da faydalarını, bu ayetlerin de faydalarını göreceğiz. Rabbim bizleri ve bütün müminleri bağışlasın, affetsin, affetti kullarından eylesin. İnşallah.